Annem babamla beraber biz özel günlerde hediye almak yerine mama bağışı yapıyoruz. Bunu mutlaka daha önce söylemişimdir ama tekrardan söylemek istiyorum çünkü aklıma geliyor ve belki sizin de ilginizi çekebilecek bir şey olabilir diye. Bir şeyleri tekrarladığında insanlar onu daha iyi algılıyor ve bazen gerçekten hani bir şeyler yapmaya itebiliyor insanlar için. Şöyle ki ben her videonun altında mutlaka Instagram hesapları bırakıyorum. Bilmiyorum kaçınız o videoların altındaki linklere falan bakıyor ama ben her zaman bu linkleri bırakıyorum. Bunlar benim bildiğim hesaplar. Yeni hesaplar falan da var ama linkleri update etmedim. Şöyle bir şey var ki özel günlerde artık hani belli bir şeyden sonra bir manası yok bir hediye almanın. O yüzden mama bağışı yaparak kendimizi mutlu ediyoruz. İşte anneler günü, babalar günü, doğum günlerimiz falan filan derken mama bağışı yapıyoruz. Çok güzel bir hissiyat. Ormana mama ve Patifood'dan ben genellikle alıyorum ve belli başlı hesaplar var Instagram'da. Onlara yolluyorum. Kumbaralarına. Kumbaralarından mamayı seçiyorum ve direkt olarak o mamalar o insanlara gidiyor. Dikkat etmenizi öneririm çünkü bazı enteresan insanlar bu mamaları satabiliyor. Böyle insanlar da hani her yerde olduğu gibi ne yazık ki var. O yüzden hani aşağıdaki linkteki insanları başlayıp o insanların da takip ettiği böyle ortak arkadaşlı insanları bularak siz de bir schedule oluşturabilirsiniz. Ben genellikle her ay yapmaya çalışıyorum ve özel günlerde mutlaka yapıyorum zaten. Beraber seçiyoruz kime ne kadar mama veya yani mamadan ziyade bir sürü şey de var bu arada. Yani bu insandan insana değişiyor. Numarasını hangi ürünlere enable ettiyse o ürünleri o insana ulaştırabiliyorsunuz. Siz para ödüyorsunuz, onlar ürünleri alıyor. Dediğim gibi doğru insanları bulduğunuzda bağışı hediye etmek istediğiniz insanın bilgilerini yazarsınız. Bir de hani direkt olarak o insana işte mesaj falan gidiyor. İşte şu kişiye şu kadar bilmem ne aldınız falan filan gibisinden. Hani o kişi de görmüş olur. Çünkü insanoğlu ne yazık ki bir şeyleri görmek istiyor. Hani böyle bağış yaptım senin için dediğinden bazen yetersiz gelebiliyor. Bana böyle şeyler oldu. Anne babadan bahsetmiyorum şu an tabii ki de. Ama dediğim gibi bence çok güzel bir şey. Mesela ben de öyleyim hani birisi eğer bana hediye alacaksa eğer ben bağış yapmasını rica ediyorum. Çok hediye almak istiyorsa falan filan okay go for it but definitely donate something because it means a lot. O yüzden hediye almak falan uğraşmak istemiyorsanız mama bağışı yapın. Aşağıdaki linklere bakın. Oradaki insanlar çok tatlı insanlar. Dediğim gibi dikkatli olun ama çünkü garip garip insanlar da var ortalıkta. O yüzden up to you. Mama bağışı yapın. Çünkü dışarıda bazı insanlar maddi olarak mamaları alamıyor ama belli başlı lokasyonlara gidip hayvanları beslemeye gönüllü insanlar. Çünkü bu da çok zor bir şey. Benim annem babam Emirgan'daki neredeyse bütün hayvanları besliyorlar. Özellikle her gün, her sabah Emirgan korusuna gidip oradaki sincabından köpeğine, kedisine bir sürü hayvan besliyorlar. Çok çok yüce bir şey bu ve çok zor bir şey. Fiziki anlamdan ziyade mental açıdan zor yüce bir şey. Çünkü etrafta bir de garip garip insanlar var. Yani kötü şeyler oluyor bazen. Mama dağıtmak isteyen insanlara bari maddi açıdan bir destek olun. Mama yollayarak bu insanlara. Çok çok güzel bir şey. Yani eğer hediye için bir mama bağışı yaptığınızda karşınızdaki insan mutlu olmuyorsa bununla yetersiz geliyorsa benim doğum günüm için falan mama bağışı mı yaptın falan yapıyorsa o insana şunu yapın. Bitch, fucking die. Yapıştı falan. Yatırımcılara bağlar. Ben de çok çok yoruldum. Allah kahretsin ya. İşte fanlar bile zor dönüyor. Ver Clico. Artık nasıl doğru söyleniyor bilmiyorum ama her sene mutlaka bundan açıyorum ben ve geçen seneki olanın şişesini tutuyorum. Yeni sene geldiğinde bunu açtıktan sonra bunu recycle yapıyorum. Bunun sebebi yok. Yani ritualist bir insan olduğumu söylemiştim daha önce. Uğur yeterini falan düşünüyorum. Yani güzel kaliteli bir şampanya veya güzel bir içecekle açtığında sanki o yıl daha kaliteli geçecekmiş gibi düşündüğüm için bunu da çok sevdiğim için her yıl bunu 2016'dan beri açıyorum. Böyle enteresan ritüellerimden bir tanesi. Yürüyüş yaptığım yer burası benim. Bayağı burası böyle şey, arabalar falan geçiyor ama o kadar güzel yapmışlar ki yolu.
Bir kere çok yeşillik. Burada bir kompleks var. Ağaçları asla kesmemişler. Yol bildiğiniz böyle şey. Bir böyle bak şu an mesela yokuştan çıkıyorsun. Sonra yokuşa iniyorsun falan. Ağaçların etrafından yapmışlar yolu. Asla bir kesmek yok, bir şey yok. Çok güzel. Şu yandan arabalar geçmesi şu an çok sinir bozucu. Evet ama... Dur, şurası daha güzel gözüküyor hatta ya. Çok güzel bir yol ya. Her gün buradan yürüyorum ben. Akşamdan geldi yürüyorum. Daha şey oluyor, sakin oluyor. Şu an arabalar deli gibi geçiyor buradan. Ama bakar mısınız da böyle ağaçların etrafından... Böyle geçiyorsunuz. Çok tatlı bence. Bakar mısınız şuna ya? Şu hissiyata bakar mısınız? Bu nedir? Böyle bir yürüyüş var mı dünyada? Bayağı ayı gibi bir ağaç hatta yani. İşte bu ya. Yeşil ve gri. Abi yolun kenarında şöyle bir şey gördüm ve o kadar korkunç ki. Hani filmlerde olur ya. Şöyle basarsın ve içinden bir şey çıkar ya. İğrenç. Bir dakika. O iğrenç. Çok korkunç. Böyle bir şey var sanki. Bunu inhale ettiğinde o şey dönüşüyordun ya. Dur bakayım var mı şey patlamamış olan. Baksana içinden çıkıyor duman. Abi öleceğim şu an. Şeye dönüşeceğim. Mantar insana dönüşeceğim. İğrenç. Bunlar ölmüş galiba. Çıkmıyor bunlardan. Abi iğrenç bir şey. Bu ne? Çok korkunç lan. Ben böyle şeylerden çok korkarım bu arada ya. Ay iğrenç. Abi şuraya bak, zehir. Bayağı korkunç bu arada. Ew. Burası güzel bayağı ya. Sanki ormanda yürüyorum resmen. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Aa ne oluyor şu an? Çok güzel. Çok güzel ya. Artık atabilirim. Hadi. Mutlu yıllar. Bakalım onların tadı nasıl. Bu pizzalı bu arada. Like ew. Bu güzel değil. Bu güzel. Çikolatalı olan bayağı güzel bir tadı var. Ona bakacağım şimdi. Auntie. Relaxing. Oh my goodness. Oh my goodness! Hunter! Whatever, there's a difference. No, there is no difference. You don't need to concern yourself with the difference, okay? Alright. They're all amazing guys. Sully is a force of nature. I'm a genuine fan. Beynimi sikeyim bu arada ya. Abi, niye ben böyle bir şey yaptım? Niye beyaz bir ayakkabı giydim hiking olayında ve yağmur yağıyor şu an ölüm gibi. Ve çamur her yer. Bir şey diyeceğim. Atmosfer efsane. Çok inanılmaz yağmur yağıyor ya. Keşke güzel bir şekilde giyinseydim. İnanılmaz güzel bir ortam şu an bu arada ya. Vampir ormanı.
Çok iyi. Çok güzel ya. Of. Ne kadar güzel bir eyalet bu be. Ne kadar güzel bir eyaletsin sen be. Asiktir. Abi ölüm gibi şu an yağmur yağıyor bu arada ya. Ama mekana gelir misiniz bu arada? Peki giydiğim ayakkabıya gel. Ha şey videosuna döndü bu. YouTube'da şey var ya. YouTube'da şey var ya bir tane. 4K bilmem ne kamerası ve böyle şehirde orada burada yürüyen bir adam. Böyle sadece yürüyor. Şu an onu yapıyorum. Edward? Is that you? Hey Edward! We are right here! Come over here! You're shining, I can see your dumbass body! Bak Bella'ya bak, Bella nasıl orada? Bak nasıl tepeden orada hayvan avlıyor bak. Bak şerefsiz ne yapıyor bak bak. Bunu görmeye geldik. Sylvia. King County'deki en büyük ağaç şu an. 600 yıllık. Gösteriyorum. Abi bayağı da şey ya. Bu böyle bitmiyor yalnız şu an. Bayağı gösteremiyorum sana. Bayağı böyle büyük işte abi gösteremiyorum. Bayağı yağmur yağıyor şu an. Böyle outdoor expertim ya. Nasıl yani bütün gear setlerim falan. Yani ben bu kılıkla her türlü her şeyin üstünden gelirim. İşte bu. Harika. Çok gerçekçi duruyor ya. Plant based bir sahte bir et ama böyle bir gerçekçilik yok ya. İnanılmaz bir şey. Bu peruklar o kadar ucuz peruk aldığınızda arkadaşlar kafanız ayı gibi oluyor. Olduğundan daha da büyük oluyor. Yani normalde gerçek saç falan böyle normal hani kafanın şekli normal oluyor. Şu anda o kadar boşluk var ki kafamda. Ucuz olduğu için sadece. Yani ayı gibi bir kafam var şu an. Tokyo. Sürekli farklı bir insan oluyorum. Bayıldım. Bundan sonra full peruğum ya. Yani perukla buyum. Bir bakmıştım sonra perukta başka bir şeyim. Sonra başka bir şeyim. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Peruk alın. Erkekseniz de peruk alın. Kadınsanız da peruk alın. Şu peruğun değişimine bakar mısınız? Bir anda buyum, bir anda başkasıyım. Bayıldım, bayıldım. Peruk koleksiyonu yapıyorum. Bunları nasıl güzel muhafaza ederim bilmiyorum ama her şekil, her renk kesinlikle alacağım ya. Ayı kafamı ben. Beğendim ya. Bu da akşam vakti. Böyle gözüküyor bu yol. Kamerada ışık daha iyi. Hunter'e bunu aldım ve az önce yapmayı bitirdim. Çok tatlı. İnanılmaz tatlı. Şimdi çağıracağım bakalım beğenecek mi? Hunter. (Gülüyor)
Oğlum çıksana. Camdaki yağmur damlaları yere yansıyor ve 5 dakikadan beri Hunter şu an Omar'la oynuyor. Niye maymun zukunu yere atıyorsun Hunty? Yaptığım yeni sistemle alakalı bir toplantı yapacağım. Bu benim ilk toplantım. Okuldayken falan benim hani şey yaptığım oluyordu. Presentation falan yaptığım oluyordu ama iş olayında toplantı yaptığım hiç olmadı. O yüzden gerginim. Belli oluyordur. How was everything, Woodrow? Good, good. Are you happy there? I mean, I'm just doing other stuff, so I wasn't really paying attention, sorry. Also, yeah, I don't know why they're not in gear. What is tags? Why? So it should be just refreshed by itself, but yeah, tags that we have right now. So if you're working on something here, and they're gonna be all up here or here. Boşu boşuna gerildim bu arada. Hiç gerek yoktu. Daha önce toplantılara falan katıldım ama ilk defa kendi yaptığım bir şeyi kendi hazırladığım toplantıda sundum insanlara iş ortamında. O yüzden gergindim yani. Yani okuldaki sunum yapmakla bu birazcık farklı geldi bana. Çünkü daha böyle profesyonel ya. Bir gerildim. Hissizleşmek. Yani içmem gerekiyordu ve şu an birazcık şakır keyfim. Hala çalışıyorum bu arada. Böyle güzel geçti bu arada. Gayet herkes mutlu oldu yaptığım yenilikten falan. Patronla böyle bir e-mail, böyle herkesi dahil ederek bir e-mail yazdım. I have been working on this. Böyle birazcık hani kendimi şey yaptım, hani şunu yaptık, bunu yaptık, şu şöyle falan. Ben de bayağı ayrıntılı yazdım. En sonunda herkese teşekkürler toplantıya katıldığınız için falan filan. Bu arada ben gerçekten bir videomda işle alakalı çok konuşmak istiyorum. Başından geçenleri, neler olduğunu, neler yaptığımı falan filan her şeyden bahsetmek istiyorum. Zamanı geldiğinde bir yapacağım öyle bir video. İşle alakalı bir şey, iş sektörü, nasıl, neler dönüyor sektörlerde falan filan bir bahsetmek istiyorum. Çünkü çok doluyum bu konuda. İnanılmaz doluyum. Negatif şeyler oldu, pozitif şeyler oldu. Çabaladığım, yaptığım şeylerden her şeyden bahsedeceğim. Belki birçoğunuza bir şeyleri gösterir. Yalnız değilsinizdir. Yani hepimiz bir şey yaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Asla değilsiniz. Herkesin bir sıkıntısı, bir şeyi var. O yüzden bir gün böyle kendimi toparlarsam, bir şeyler normale giderse kesinlikle bir işle alakalı video yapmak istiyorum. Özellikle bu oyun sektörüyle alakalı neler dönüyor. Özellikle bir kadın, başka bir ülkeden kadın karakterseniz eğer neler olabileceğini falan filan bir size anlatmak, bahsetmek istiyorum. Sabahtan beri düşüyorum. Her yerim mahvoldu, her yerim. Her yerim mahvoldu. Bu arada patenlerle handstand yapmak kolay bir şey değil. Çok ağır. Roller skate gerçekten çok ağır bir şey. Handstand yapmak hiç o kadar kolay değil. O yüzden acı çekiyorum burada. Ve az önce şurada bir düştüm popomun üstüne. Yani bütün orada ne kemik falan varsa artık büyük ihtimal artık yok. Artık yani yokum. Bu dünyada artık yokum bu arada yani yokum. Keşke fotoğraf çekinmekten falan para kazansam ya. Keşke bu benim işim olsa. Çok seviyorum. Fotoğraf çekinmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Editlemeyi çok seviyorum. Yani kendim için yapıyorum. Ama arkadaşlarım falan da yaptığım oluyor. Çok keyifli bir şey ya. Yani kocaman bir loftum olsun istiyorum böyle ve beautiful kostümler, ondan sonra objelerle falan dolsun ki fotoğraf çekeyim. Çok keyifli bir şey. Yani gerçekten bu işten böyle çok iyi para kazanmak isterdim ben de. Çok çok güzel bir şey. Bir de böyle güzel ekipmanların, güzel bir grubun. Benim grubumda, benim etrafımdaki hiçbir insan güzel fotoğraf çekemiyor. Hiç kimse çekemiyor. Keşke daha böyle sanatsal insanlar olsa etrafımda. Herkes böyle çok klasik, çok şey böyle. Uf,
yani benim bir şekilde öyle insanlarla tanışmam gerekiyor çünkü daha güzel şeyler ya benim geçmişte benim böyle ufak ufak kısa filmsel deneyimlerim falan oldu. Bazılarını tek başıma çektim ve yayınlamadım falan. Böyle çok seviyorum ya. Yani görsellik, görsel şeyler oluşturmayı çok seviyorum ve bir grup oluşturmam gerekiyor ki böyle daha güzel şeyler yapalım böyle. Cık, ne yapsam ya?